merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle bu çok güzel tülbentin kenarına güzel bir örnek göstereceğim çiçekli bir tülbent olduğu için çiçekli bir model başlamayı düşünüyorum biraz model denemesi yaparken ortaya çıkan modellerden bir tanesi büyük bir ihtimalle daha önceden görmemiş olabilirsiniz yazmamdan bahsederek başlamak istiyorum yazmamın markası Reyyan kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım ben bu işlerle ilgilenen Ler ve reyyanı kullananlar reyyanın kenarının çok düzgün tığlandığını bilirler arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi delinmeden tığlandı. Ee, içinde iki yeşil rengi uygun altın başak marka. Hemen numarayı söyleyeceğim. Kenarını da tığladığım ipim altın başak 3 numara. içindeki yaprakların rengine uygun bir ip. Ee, kırmızı çiçekler var koyu kırmızı bordo gibi. Bunun için kullandığım ipim yine altın başak 211 numara. Bir de sarı çiçeklerim var. Sarılar içinde arkadaşlar. Gene Altın Başak markanın 672 numara sarısını kullanacağım. Bir çiçek sarı bir çiçek kırmızı yapmayı düşünüyorum şimdilik. Çiçeklerimi yaparken arasında bu plastik halkalardan kullanacağım. Kullandığım bu halkaları en küçük boy olanı bu arkadaşlar. İki boy oluyor bu küçük olanı. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Tığımı da söyleyeyim. Tığımda 20 numara. 20 numara bir tığ kullanacağım. Tığım çok soruluyor. Kartopu marka. Silikon bir tığ hemen başlamak istiyorum. Yeşil ipimle önce ilmeğimi oluşturuyorum. Benim videolarımı sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar artık. Yazmanın tam köşesinden değil biraz daha iç kısmından başlıyorum. Hemen tığ battının altından girdim. Üzerine sadece başladığımda bir tane zincir çekiyorum. Daha sonrasında küçük bir örümcek yaptım. Bir kez doluyorum. İki tane tığ battı da boşluk bıraktım. Üçüncünün altından girdim. Çift kat çift kat çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Kirpiğimi kapattım. Yine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Kirpiğimi kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Geri geldim. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ile tamamladım. 7.yi tığ battığının altından yapıyorum. Arada çiçekler arasında kullandığım çimenim bu şekilde. Şimdi burada bir tane yine örümceğimi yaptım. Birazcık daha büyük yapacağım bunu. Bir kez doladım. İki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüden girdim. Çift kat, çift kat çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Büyük trabzanın altından sık iğne yaparak gideceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. iğneyi yine tığ battığının altından yapıyorum. Burada arkadaşlar şimdi çiçek yuvası oluşturacağım. Çiçek yuvamı oluştururken örümcekle başlıyorum. Örümceğimi yaptım. Üstüne bir tane zincirimi çektim. Bu az önce gösterdiğim halkalardan bir tane alıyorum. Geldim arkadaşlar. Önce içine bir, iki, üç tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. Sonra çok uzun olmamalı. Yani bir tığ battıdan birazcık daha uzun, küçük küçük beş tane örümcek yapıyorum ve yine halkama tutturuyorum. Bir oldu. İkinci ile yaptım. Tutturuyorum. Üçüncüyü yaptım. Tutturuyorum. Bu şekilde 5 tane olacak. 4 oldu. 5 oldu. Beşinci yaptıktan sonra başlarken 3 tane sık iğne yapmıştım. Yanına iki tane daha sık iğne yapıyorum. Böylece hem plastik halka görünmemiş oluyor hem de daha muntazam duruyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar burada bir tane zincir çekmiştim. Bu bir zincirimin önünden giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Üstüne yine sıkıca bir zincir çektim. Başlarken yaptığım örümceğim gibi bir örümcek yapıyorum şurada. Ve tığ da 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. Yine çiçeğimin diğer tarafını tutturmak için boş bir trabzan boş bir çimen yapacağım. İki tane boşluk bıraktım. Üstüne dört tane zincir çekiyorum trabzanımın ve yedi tane trabzanımdan bir tane de tırbatın altından yapacağım. Dört oldu, beş oldu, altı, yedi, Yine örümceğimi yaptım. Bir kere doladım. iki tane boşluk bıraktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi kapattım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi kapattım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bu sefer 6 tane sık iğne ile devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 6 7'ncisi tığ battının altında şöyle göstereyim. Aralarda ben üçer tane bu çimenden yapıyorum kirpikli çimenden. Eee tülbentimizin kenarını bir tur böyle dolanıyoruz. Daha sonra hemen çiçeğin yapılışına geçmek istiyorum. Sarı ipimle devam edeceğim ben. Sarı ipimle önce ilmeğimi oluşturayım arkadaşlar. İlmeğimizi oluşturduktan sonra geldim çimenimin boş bir tepecik vardı çiçek yuvasından önce oradan önce tutturuyorum tutturdum üstüne bir iki tane zincir çektim sonra burada arkadaşlar bir kere doladım İlk yaptığım örümceğimi ön taraftan açıyorum. Önde kalan telinden açıyorum. Buraya minik minik trabzanlar yapacağım. 4 tane. 1 2 3 4 tane şöyle göstereyim gerçekten çok uzatmadık minik minik hazırladık trabzanımızı üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim geri döndüm burada o iki tane zincir yapmıştım o zincirimin altından giriyorum sonra oyamın tekrar düz yönüne geçtim sık iğneyle ile buraya tutturduktan sonra geldim 4 tane sık iğne yapıyorum zincirden 1 2 3 4 üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Kirpiğimi yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Kirpiğimi yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geriye doğru bu sefer 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 tane üstüne iki tane zincirimi çektim. Bir sonraki bir kere doluyorum. Bir sonraki örümceğimin önde kalan telinden doğru telden çekmeye çalışıyorum ki biri arkada biri önde kalmasın diye arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Geldik. Yine minik minik bunu da dört tane trabzan yapacağım. Bir. 2 3 4 oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Bir çiçekten diğerine geçerken bıraktığım iki zincirimin altından giriyorum sık iğne ile. Tekrar oyamın düz yönüne döndüm. Buradan önce 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 tane üstüne Zincirimi çektim, kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim, kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Bu sefer 4 tane sık iğne yapıyorum. Tıpkı az önce yaptığım gibi. 2 3 4 oldu. Üstüne 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki örümceğimi açıyorum. Örümceğime 4 tane 1 2 3 4 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekiyorum geri döndüm geldim arkadaşlar şöyle iki zincirimin altından tutturdum ben biraz yazmam döndü onu düzelteceğim şimdi oyamın tekrar düz yönündeyim zincirimin altından giriyorum ve burada 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Şimdi burada 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 dört. Çiçeğim yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İki tane kaldı. Ben hemen hızlıca onları yapacağım arkadaşlar. O şekilde göstermek istiyorum. Çiçeğimin diğer yapraklarını yaptım arkadaşlar. Nasıl kavuşturduğumu da göstermek istiyorum size. Bunu yaparken de şöyle yapalım. Bunu yaparken de başlarken yaptığımız gibi çiçeğimiz bittikten sonra iki tane zincirimizi çekiyoruz. Burada kalan boş tepenin ucundan tutturuyorum ben. Üstüne de sıkıca bir zincir çekiyorum. Burada artık tek sırada bitiyor zaten çiçeği. İpimi kesiyorum. Bu şekilde. Şöyle yazmayla birlikte de göstermek istiyorum size. yazmayı çok uyumlu bir oya oldu bence. Çiçekli yazmalar için neler yapabiliriz diye düşünen Arkadaşlarım var biliyorum değişik örnek arayanlar bu da değişik bir örnek oldu inşallah beğenmişsinizdir. Şimdiden yapmak isteyenlere denemek isteyenlere kolay gelsin diyorum hepinizin eline sağlık.